Herkese merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Ben de Nurullah. Bugün yine sürekli doğruladayın olduğumuz bir serinin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Ve bugünkü içeriğimiz doğru uzunluğu tahmin eden kazanır. Yanımızda bir tane metre var. Bu metreyle birazdan önümüze gelecek olan nesneleri teker teker ölçeceğiz. Bir kez ağzımızda şu. Onu ben yapmak istiyorum. En fazla yaklaşan, en az yaklaşanın sırtına böyle hızlıca bir kere vuracak. Yani bu ayağı falakanın sırt versiyonu olacak. Aynen. Sopayla değil de kemerle versiyonu olmuş olacak. Bu arada şunun da altını tekrardan çizmek istiyorum. Bu içeriği hiçbir YouTuber'da göremezsiniz. Çünkü aynen, yine doğru. Bizim aklımıza geldi. Hemen o zaman hiç uzatmadan videoya geçiyoruz. Ve arkadaşlar. Kukumba. Kukumba. İlk sıradaki uzunluğunu ölçeceğimiz şey salatalık arkadaşlar. Bayağı büyük yani. Halk adında da kıyar olarak geçiyor. Evet. O zaman emme tahminlerde bulunuyoruz. Şu yalnız kuyruğunu koparalım bir dakika. Tamam. Eline de bayağı yakıştı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, uzunluğunu siz görün. Yani elimden büyük. Bayağı uzun. Tamam. Düşünüyorum. Yalnız bayağı da bir iriymiş. Fazla uzatmak istemiyorum bunu. Evet, düşünüyorum. Tamam, sen de bu sırada düşün. Tamam, ben bir tane kafadan şey yaptım. Ben buldum ya. Şimdi arkadaşlar yine standart bir şekilde kağıdımıza yazacağız. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim öncelikle. Şu sürat vermek var mı? Mesela var, örnek veriyorum, 52,5. Var. 52,4. Sen bilirsin. Tamam. Tamam, ben yazdım. Tamam. Hazır mısın? Hadi şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Böyle gösteriyorum. Ben 25 santim yazdım. Ben de 22,31 santim yazdım. Ne alaka? Öyle geldi şimdi. O zaman hemen ölçüyoruz. Hazır mısın? Bu şerbet dağını sana bırakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, biz şu an ince girdiğimiz için bu sırtımıza vurma bayağı bir acıtacak yani canımızı. Şuradan ölçeleyim. Aha. Oha! 22,31 neredeyse ama inanın derece. 22 ile 22,5 arası böyle. Şuradan ölçelim. Oğlum harbiden lan. Sen kaç demiştin? 22,31 dedim. Abi de 22 küsür çıktı. 22 ile 22,5 arası çıktı. Vallahi doğru bildin. Bakın, göremezsiniz. Ölçtüm, ölçtüm. Nokta atışı. Nokta atışı. O zaman kırbacı yiyorsun. Çok hızlı vurmam ben cidden. Ya şimdi. Bunun layıkını da vuracağım sana. Ona göre. O zaman ben öldüm. Ooo! Oo, çok kötü ses çıktı lan. Sırtımı bassana. Bir dakika. Oha lan, yemin ederim güzelmiş. Bir resmi çeksene, bir dakika. Buraya koyarız. Kamerada arkadaşlar, size de göstereceğim. Yemin ederim çok fena acıdı. Oğlum sesini anlamışlardır zaten. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıktı. Hadi lan. Çektim. Şuna bak lan. Yemin ederim güzelmiş. Arkadaşlar, o şu görüntüyü lan. Şimdi şurada görüyorsunuz ya. Evet. Ben daha ne diyeyim? Yani elimin ayarı yok. Şu görüntü için gerçekten bu video beğenilir yani. Neyse, o zaman diğerine geçiyoruz. Sıradaki nesnemiz arkadaşlar, oklava. Babanın oklavası. Şimdi ben şöyle bir şey düşüneceğim arkadaşlar. Bu tarz nesneler bence bir ölçüsü vardı. Bu küsuratı yoktu diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer de bunu da vuralım falan. Yok tabii. Bunu falaka yasaklı. Konsepti bu. Tamam, o zaman hemen düşünüyorum. Şöyle 30 desen. Böyle 40 de. Bir metre var mı da lan bu? Yok değil mi? Yok, kafamı karıştırma şimdi benim. Tamam, ben buldum. Tamam lan, hadi. Kafamda bir rakam var, onu yazacağım. Ben de biraz büyük yazayım ki görünsün. Evet, yazdım arkadaşlar. Ben de yazdım. Oha. Gördün mü? Gördüm. Böyle. 80 santim. Ben de 98 santim dedim. Oha lan. Bir şey söyleyeyim, ikimizden biraz açır uçurumadı söyledi. Onu söyleyeyim yani öncelikle. İkimizden arası değil bence, onu söyleyebilirim. Ölçelim o zaman. Şöyle tutuyor. Oha, dursun ki iki kişi anca ölçüyor. Bak, kazandım. Oha. Tam o tutturdu. Ölçtüğünde mi geldin? Tam 80. Bak, ben sana ne dedim? Bu dedim bir ölçüsü vardır. Düşündüm arkadaşlar. 30 santimlik bir cetveli hayal ettim. Ben de öyle hayal ettim. Şöyle iki tane geliyor, bir tane tam gelmiyor. 90 olması için 3 tane 30 santim olması lazım. Ama biraz az geliyordu. Ben dedim 80 falandır. Vallahi kazandım. Hazır mısın? Değil. Biraz şöyle eğil. Bir dakika, kafamı koruyayım mı? Tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Vallahi değilim. O kızarıklığı gördünüz. Aynısını yapacağım şimdi. Oo! Oo! Oğlum acıtıyormuş lan harbiden. Aa! Oha! Ya ne yapayım arkadaşlar şimdi? Bir şey söyleyeyim mi? Uf, yandım lan. Oha! Evet arkadaşlar, sıradaki tura geçiyoruz. Arkadaşlar, sıradaki içeriğimiz ya da nesnemiz, ne diyeyim artık bilmiyorum. Bir tane bant var arkadaşlar. Bu bantı rastgele açıp buraya yapıştıracağız. Tamamen şans eseri ve onu bilmeye çalışacağız. Güzelmiş. Evet, şurayı bir boşalt bence. Şu iyi mi bu arada? İyi, hadi. Şuradan yapıştırdım. Bıçak getirmemişiz ya. Evet, olmaz, çok uzun oluyor ya. Uzun değil ya. İyi, tamam, hadi bak. Bir dakika, burası en uzun mesafesini alacağız ona göre. Tamam işte. İki en uzun mesafesi. Çünkü çaprazlamaymış. Tamam, sıkıntı yok o konuda. Az çok ben ölçtüm kafamda. Tamamım ya, ben tek bir sayı söyleyeceğim. Ben böyle küsurat yapmayı sevmiyorum. Tamam ya, ben de bir şey buldum. Yani küsurat derken virgülü sevmiyorum. Tamam. Hazır mısın? 1, 2, 3. Bilal Görege.
Sen oha, 61 yıl. O zaman hemen. Bilal Göregen Trabzonlu mu? Evet. Konyalı değil mi oğlum? Yok, Hataylı değil mi? Pardon. Bilal şey, Bilal Göregen dedim yine ya. Bilal şey hancı. Tamam, sen niye böyle dedin? Bir vizyada da aynı sormuştu. Şey, tam şey arkadaşlar. O zaman biraz koparıyoruz. Tam diyecektim ki buradan Trabzon'a selamlarımı yolluyorum diyecektim. Şu kadar koparıyoruz onu. Tamam, koparmayalım. Ben 62 diyeyim ya. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, 61 dedi, 62 dedim. Tamam hadi. 61.5 olursa ikimiz de birbirimize vuracağız. Hadi, ölç bakalım. Tut şuradan. Tam oradan tutacağım, ben buradan yürüyorum. Aha. Oha! Oha! Resmi arkadaşlar. Yine göstereceğim size. Arkadaşlar. Yine göstereceğim size. Bunu görmeniz lazım. Bir dakika, şöyle çekeyim bir tane. Evet. Olsun ya, şimdi de. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bu resmi. Arkadaş, daha ne şey diyeceğim, yani? Metre olarak mı doğdun, ne yaptın ya? Yani gurur duyduruyor insana, doğru bilmek. Hazır mıyız? İnan var ya, şuraya, ya bir şey demiyorum ya. Hazır mıyız? Bilal Uğur, ya Bilal, ne, ismin her neyse artık. Bilal Hancı. Bak gerçekten, diyecektim ki tam 61'i gösterecektim, buradan Trabzon'a selamlarımı yolluyorum diyecektim. Ben de aynısını dedim. Sen de aynısını demişsin, şey olmadı. Ama sen sadece Bilal'e yolladın, ben bütün Trabzon'a yollayacak. Bütün Trabzon'la bizi izleyenler için vuruyorum. Yavaş vur aşağımda. Ha, sen neydi isminde? Bir şey söyleyeceğim, senin tişörtünün şurasını biraz şöyle bastırır mısın? Burası tamam, yavaşlatıyor. Şöyle çekeyim oğlum bir saniye. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Oğlum, ilkini daha yavaş vurmuştun ha. Felaket vuruyorsun. Kemer bu acıtıyor, yavaşlatıyorsun acıtıyor. Bir gün Bilal Hancı'yı görürsem bunun hesabını soracağım. Evet arkadaşlar, sıradaki ürünümüz hop, ayakkabı, buna çekeceğim, ayakkabı çekeceğimi diyorlar. Kimisi buna kerata mı diyor, bir şeyler diyor. Yani ismini tam olarak ben de bilmiyorum ama ben seni gidi kerata. Ayakkabı çekeceği diyeyim buna. Şu boylarda. Evet. Tamam, seni gidi kerata seni. Hemen ölçüyoruz seni. Kafiyeli oldu fark ettim. Ben yine kafamda tasarladım. Çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu sefer kazanamayabilirim ama ne yapayım, yapacak bir şey. Tamam ya. Hadi, hazır mıyız? Yok lan, tamam değil. Tamam, buldum hadi. Ben küsurat yazmazsam kaybederim. Küsuratlı yazacağım. Buradan kime selam yolluyorum bu sefer biliyor musunuz arkadaşlar? İstanbul halkına mı? Nereye mi dedin? İstanbul halkına. Yok, orayı sen yolla. Aha! Kalemin ucu kırıldı. Neyse, hadi. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç? 35, İzmir. Buradan İzmir'e, İzmir'den bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza selamlarımı yolluyorum. Bir şey söyleme. Bu sefer kazandım. Görürsün bak. Tamam, kazandıysan sıkıntı yok. Ölçüyorum yani. Hemen. Bak, hiç uzatmaları ölçüyorum. Direkt kırbacı yediriyorum sana. Oha! Kazandım değil mi? Oha! Yine kazandım. 33.70 falan yani. Bu sefer kazandım. İstanbul'a yollamam gerekiyor mesela ama. Bir de bana dedi ki İstanbul'a sen yolla. Keşke yollasaydım. Yollasaydın kazanacaktım. Al işte. Ben çünkü arkadaşlar bu tarz böyle uzun olanları 30 santimlik cetvelle hayal ediyorum. Ben de öyle hallettim. Ben hep okula... 30 santimlik cetveli getirsene bakayım. Okula aynı şekilde yaptım. Bunun aynı şekilde yaptım. 30 santimlik cetvel göğüs kararı şuralara falan denk geliyordu. Bir de buradan sonrası 4 santim olsa. Nereye denk geliyor? Bir dakika olsa. Nereye denk geliyor, bir daha göster. Şuralara falan. Buradan burası 5 santim. Buradan burası... Bak, tut olduğun yerde. 7 santim. Tamam ben. Ben de öyle hallettim işte. Ben de böyle 30. Bak gördün mü? Öyle ama, yap. Ama bak. Cetveli biz yanlış düşünüyoruz. Ben doğru düşündüğüm için doğru kazandım kardeşim. Ya tamam, sen doğru kazandın, yanlış düşündün. Doğru kazandın. Ben düşüncemi doğru düşünüyorum da elimle göstermesini yanlış gösteriyorum. Boş ver. Arkadaşlar işin en zevkli kısmına geldik yine. Oflayıp duruyor ya. En zevksiz kısmı diyeyim galiba. Hazır mısın? Ben de tişörtü yine şeyimle ağlamadım. Evet, hazır mısın? Değilim. Onu ben de hissediyorum zaten. Gelsin. 3, 2. Bir de sayma lan. 1. Aa. Oğlum. Bu biraz yavaş geldi, kabul et şimdi. Diğerlerine göre yavaş geldi ama yine acıtmıştır, ona eminim. Arkadaşlar bu son turumuz ve bir tane pil getirdik. Şöyle standart kare piller var ya. Kaç santimdir yani? Bence bunu aynı şeyi söyleyebiliriz belki. Bilmiyorum ki ya. Ben biliyorum. Kesinlikle biliyorum bak. Tamam lan. İnşallah aynı şeyi söylemeyiz. Bunu küsuratına kadar yazacağım. Sen de öyle yap. Yok ben... Sen yazma. Çünkü bunlar bak, bu tarz şeyler belli bir standarda sahip bir ölçütedir. Yani kafalarına göre yapmazlar bunu. Şu kalemi ver ya, ben de yazayım. Bu selamı nereye gönder? Abartma Nurla, sen ne yapıyorsun? Sana ne? 5 üzeri benim işte, anladın mı? Hadi. Hadi. 1. Arkadaşlar tamam, yok şey yapmaya gerek yok. Ben 5 dedim, bu da 5.01 dedi. Yani 5 ve üzeri benim anlamında oldu yani. 5 ve 6 çıkarsa senin, 5'den üzeri çıkarsa benim anlamına gelmiş oluyor mantıken. İyi de şimdi yani 5'den üzeri çıkmak bak nerede lan? 5, bir dakika ölçme. 5.01 daha çıksa ben kazanıyorum. Oğlum öyle bir şey çıkan anca onlar milimlik şey illa olabilir. Şöyle söyleyeyim tamam, 0.1 demez mi? Dur 5.1. Dur. 5.1 diyorum yani, anladın mı? Şey yanlış yazdım buraya. 5.1. Gördüm. Ha, görmemişim. Oha sen kazandın. Ha gördüm, tam gördüm. Hayır, bir şey yanlış yerden. 4.5 gördüm de ben, o yüzden. Tam daha da az. Sen buradan ölçtün, şuradan ölçeceksin. 4.5. 4.5. Oh be. İlk acıyı ben çektim ama artık bundan sonra çekmiyorum. Yalnız bu tersine koydum. Bu 4.1 tersine baktığın zaman. 2.5. Ne diyeyim şimdi yani? Yine acıyı sen çekeceksin.
arkadaşlar istisnasız her bir yiyeceği cezanın başına bir of çekiyor. Yani bir acındırıyor kendini. Yapacak bir şey yok. Yani, acındırmayayım yani? Ya mal of diyeyim de bana vurmasın ya da az vursun, yavaş vursun. Ondan değil o. Kendimi bu şey hazır etmek için o. He, of diyerek hazırmıyor diyorsun. Evet. Şeyin kadar buradan of diyebiliriz. Buradan bütün oflara bu video full Trabzon'a göndermeyle gitti arkadaşlar. Evet, hazır mısın? Şu kukumba şarkısı bir daha gelsin. Kukumba. Kukumba. Dokunma. Aliçiyor. Dokunacağım. Hazır mısın? Son turu bile hızlı vurayım ki bitsin gitsin yani. Bir şey diyeceğim. Düşmandan vurur gibi vurma, tamam mı? Ben iki tane düşmanı vurur gibi vuruyorum. Son 2, 3, 4. Ooo! Ooo! Oha! Hayvan! Gören de balyoz vurdu. Balyoz vursan daha balyoz iyi. Balyoz mu vurdum ya? Omzunu çıksa ya daha iyi yani. Arkadaşlar biraz hızlı gitti, farkındayım. Yani şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ben utandım yani. Bir de gülme. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Sen söyle, benim koçuma canım kalmadı. Bol bir kırbaç vidası oldu arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, video beğenmeyi, bildirimleri açmayı, kanal sizin olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Beni sizler var ettiniz var ya.